Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli Güvenlik Kurulu ve Savunma Sanayi Başkanlıklarının bütçeleri üzerine İYİ Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Türk Milleti'ni ve Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, günlerdir burada görüştüğümüz bütçe kanunu, ülkemizin geleceğini belirleyen, ekonomik dengelerimizi yönlendiren, aynı zamanda toplumsal vizyonumuzun yansıması olan önemli bir kanundur. Adeta ülkemizin mali haritasını çizen, kaynakların nasıl kullanacağını belirleyen bir belgedir. Bize düşen sorumluluk ise bu mali haritayı doğru bir şekilde çizmek, ülkemizi güçlü yarınlara taşımaktır. Bu noktada bütçenin sadece bir mali belge olmadığını, aynı zamanda bir adalet beyannamesi olması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Ancak şu anda karşımızda duran bütçe tablosu, AKP iktidarının gerçek bir vizyonunun ve stratejisinin olmadığını göstermektedir. Bu bütçe, AKP iktidarının adındaki adaletten ne kadar uzaklaştığını göstermektedir. Bu bütçe, sadece ekonomik sorunları değil, aynı zamanda bir yönetilememe sorunu da göstermektedir. Bugün önümüzde duran bütçe açığı dahi sadece bir mali sorunu değil, aynı zamanda yönetimdeki boşlukları gösteren bir alamet fişeğidir. Tek başına bu bütçe açığı bile doğru stratejilerin ve etkin yönetimin eksikliğini bize hatırlatmaktadır. Bakınız, 2024 yılı bütçesi tutarsız ve hatalı ekonomi politikaları yüzünden vatandaşın cebine el atan bir bütçedir. Nitekim her 100 lira verginin 20 lirasını faiz ödemelerine ayıran bu bütçe, faiz lobilerini sevindiren bir bütçedir. Yap, işlet, devret modeliyle inşa edilen köprüler, otoyollar ve Avrasya tüneliyle, yap, kirala, devret modeliyle yaptırılan şehir hastanelerine toplam 162 milyar 435 milyon lira ödeneceğini öngören bu bütçe, yandaşa sefa, vatandaşa cefa bütçesidir. AKP iktidarının hiçbir hatasından ders almadığını gösteren 2.65 trilyon lira yeni borçlanma, 1.25 trilyon lira daha faiz ödemesini öngören bu bütçe, ne yazık ki 2024 yılının da ekonomik sıkıntılarla geçeceğini göstermektedir. Yani bu bütçeye bir bütün olarak bakıldığında adil bir gelecek, sürdürülebilir bir kalkınma ve toplumsal refah vaat etmediği açıkça görülmektedir. Bu bütçenin ne yazık ki sadece rakamlardan ibaret olduğu, milletimizin hayallerini ve umutlarını taşımadığı da görülmektedir. Bugün geleceğimizi, çocuklarımızın geleceğini, bu ülkenin geleceğini konuşuyoruz. Ancak buna rağmen bu bütçe aydınlık bir gelecek vaat etmediği gibi toplumun insan onurunu korumaktan da çok uzaktır. Nitekim bir ülkenin büyümesi, kalkınması sadece ekonomik verilerle değil, aynı zamanda insanların refahıyla ölçülür. Ancak bu bütçe gerçek anlamda insan hayatlarına dokunabiliyor mu? İnsanlarımızın ihtiyaçlarına etkili bir şekilde cevap verebiliyor mu? Ne yazık ki hayır. Değerli milletvekilleri, bugün burada görüştüğümüz bütçelerin biri de Türkiye'nin milli güvenliğini koruyan, istihbarat faaliyetlerini yürüten, terörle mücadelede ön safta bulunan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bütçesidir. Teşkilatın kesinleşen 2022 yılı harcaması 5.9 milyar olmuştur. 2023 yılı bütçesi 7.7 milyar lirayken 2024 yılı bütçesinde 17.4 milyar lira ödenek tahsis öngörülmüştür. MİT ülkemizin gözü, kulağı ve savunma kalkanıdır. Bu nedenle öncelikle bu stratejik teşkilatın bütçesine evet oyu vereceğimizi söylemek istiyorum. Ancak MİT'in bütçesinin modern tehditlere karşı etkili bir şekilde mücadele etmesini, teknolojik altyapısını güçlendirmesini, personelini en üst düzeyde yetiştirmesini sağlamak amacıyla doğru bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Nitekim ülkemiz uzun yıllardır PKK, KCK, FETÖ, DEAŞ, El-Kaide ve DHKPC gibi farklı ideolojilere ve dış desteğe sahip terör örgütleriyle eş zamanlı olarak mücadele etmektedir. Bu mücadelede de MİT önemli bir vazife ortaya koymaktadır. Özellikle son zamanlarda yurt dışında yaptığı başarılı nokta operasyonları bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir.
İYİ Parti olarak bizlerin birinci önceliği ülkemizin yüksek çıkarları ve güvenliğidir. Bu nedenle ülkemizin çıkarları doğrultusunda yapılan bu operasyonlara en üst seviyede destek veriyoruz. Ancak buradan şu uyarıyı yapmadan da geçemeyeceğim. MİT teşkilatı siyasallaştırılıp Yıldız İstihbarat Teşkilatı olarak bilinen Abdülhamit'in hafiye teşkilatına dönüştürülmemelidir. 15 Temmuz'da olduğu gibi darbe girişimi enişteden, kayınçadan öğrenilmemelidir. Önceden yaşanan istihbarati zafiyetler bir daha yaşanmamalıdır. Bu vesileyle Milli İstihbarat Teşkilatı bütçesinin doğru planlanması ve yönetilmesini temenni ediyor, tüm görevini yerine getirebilmesi, ülkemizin güvenliğini en üst düzeyde sağlaması, milli çıkarlarımızı koruması adına MİT personeline ve yönetimine başarılar diliyorum. Değerli milletvekilleri, bugün görüştüğümüz diğer bir bütçe ise Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin bütçesidir. 1938 yılında kurulan Milli Güvenlik Kurulu, 2004 yılına kadar üst düzey askeri personel tarafından temsil edilmiş, ancak 2004 yılından itibaren sivil bürokratlar tarafından temsil edilmeye başlanmıştır. Tıpkı Genelkurmay, kuvvet komutanlıkları, askeri okullar, askeri hastaneler ve Yüksek Askeri Şura'nın yapısıyla oynandığı gibi Milli Güvenlik Kurulu'nun da yapısıyla oynanarak siyasallaştırılmıştır. Özellikle MGK, YAŞ gibi organlar Bakanlar Kurulu'na çevrilmiştir. Durumu özetlemek gerekirse aynı kişiler hem Milli Güvenlik Kurulu'nda öneri sunmakta hem de dönüp Bakanlar Kurulu'nda bu önerileri onaylamaktadır. Pratikte Milli Güvenlik Kurulu'nun işlevsiz hale geldiği bir süreç yaşanmaktadır. Rahmetli Süleyman Demirel'in Bakanlar Kurulu siyasi bir müessesedir ama Milli Güvenlik Kurulu devlettir sözünü buradan tekrar hatırlatmak isterim. Bakınız, Milli Güvenlik Kurulu kurulduğu günden beri en önemli tespitlerinden birini 2004 yılında yapmıştır. Kurul 2004 yılında FETÖ'nün faaliyetlerine karşı bir eylem planı hazırlanması yönünde tavsiye kararı almış ve bu kararı şimdiki iktidara bildirmiştir. İktidar bunu dikkate almamış, tam tersi hareket ederek FETÖ ile kol kola girip aynı yağmur altında ıslanmış, beraber yol yürümüştür. Muhterem Hoca Efendi diye başlayan, ne istediler de vermedik diye isyan edilen ve 15 Temmuz hain darbe girişimiyle sonuçlanan bu süreçte en büyük zararı yine Türkiye Cumhuriyeti görmüştür. Ancak MGK'nın şimdiki yapısı düşünüldüğünde 2004 yılında FETÖ'ye karşı olduğu gibi devlet aklıyla karar verebileceğine inananınız var mıdır? Kurumlarımızın daha fazla yıpratılmaması ve yozlaşmaması için siyasi baskılardan ve vesayetten vazgeçilmeli, 5000 yıllık Türk devlet geleneklerine uygun hareket edilmelidir. Değerli milletvekilleri, yine önemli bir kurum olan Savunma Sanayi Başkanlığı'nın 2024 yılı bütçesine değinmek istiyorum. Bu bütçe ülkemizin savunma kabiliyetlerini güçlendirmek, yerli ve milli savunma sanayini desteklemek, ülkemizin güvenliği ve bağımsızlığı açısından kritik bir öneme sahip olan sadece bir harcama planı değil, aynı zamanda ülkemizin savunma stratejisinin belirlendiği bir bütçedir. Bu bütçe özellikle de savunma sanayindeki yerlilik oranını artırmak, gizli veya açık her zaman ambargoya maruz kalan ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarmak adına büyük bir öneme sahiptir. Bu noktada ordumuzu güçlendirmeye yönelik savunma sanayinde bu zamana kadar atılan adımları olumlu bulduğumuzu ve desteklediğimizi başta belirtmek ister. Ancak bunun hala yeterli seviyede olmadığını da düşünmekteyiz. Bu nedenle de Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bütçesine evet diyeceğiz. Ancak iktidar cephesinin sıklıkla ifade ettiği savunma sanayinde %80 yerlilik oranına ulaştık ifadesi politik ve doğru olmayan bir ifadedir. Bakınız, bugün dünyada savunma sanayinde %80 yerlilik oranına sahip 4 veya 5 ülke bulunmaktadır. Tüm samimiyetimizle isteriz ki bu oran %100 olsun. Ancak bizim hesaplarımıza göre %30-35 civarındadır. Bu oranı gerçeklerden uzak şekilde seçim malzemesi yapmak için abartmak yerine bu oranı yukarı çıkartmak için neler yapmalıyız?
Biz ona kafa yormalıyız. Bu noktada partiler üstü bir işbirliği yapmanın daha verimli olacağına inanıyoruz. Tedavinin sonuç vermesi, teşhisin doğru yapılması şarttır. Bunun hedef olarak belirleyip ulaşmak için çabalar harcamalıyız. Diğer taraftan son seçim kampanya sürecinde de görüldü ki savunma sanayi yatırımları seçimin ana malzemesi yapıldı. İktidar partisince politik propaganda malzemesine çevrildi. Bu ne yazık ki ulusal bir sevinç kaynağının bir propaganda doğrultusunda politize edilmesidir. Ulusal sevince gölge düşürtmektir. Milli birlik ve beraberlik dokusunu da ciddi şekilde zedelemektedir. Hatırlatmak istiyorum, politik tartışmalarımız ne olursa olsun ordumuz her zaman bu konunun dışında kalmak zorundadır. Reklam yapılamaz şeyler vardır. Savunma sanayinde atılan adımlar da siyaset ötesi devlet kazanımı bir mahiyete sahiptir. AKP'nin benimsediği bu militarist söylem, yapılan yatırımları devlete ait olan olarak görülmektense parti başarısı üzerinden değerlendirmek yanılgısına düşmektir ki bu hastalıklı anlayış bir an önce terk edilmelidir. Nitekim savunma sanayi yatırımları AKP iktidarı ile başlamamıştır ve AKP iktidarıyla da bitmeyecektir. Makine Kimya 1950, TAİ 1973, Aselsan 1975, Havelsan 1982, TEİ 1985, Roketsan 1988 yıllarında kurulmuştur. Hiçbir hükümet de bunları seçim malzemesi yapmamıştır. Yine hatırlatmakta fayda var ki silahlı kuvvetlerin marhemi bu kadar göz önüne serilmemelidir. Bu tip konularda devletler caydırıcılık için tatbikatlar yapar, AKP iktidarının aksine iç siyasete dahil etmez. Devlet aklıyla hareket ederek marhemini ulu orta yalan yanlış konuşmaz. Değerli milletvekilleri, önemli bir konuda daha vurgulamak istiyorum. Küresel savaş güç raporuna göre ülke sıralamasına baktığımızda Türkiye 2017 yılında 8. sıradayken 2023 yılında 11. sıraya kadar gerilemiş durumdadır. Savunma bütçesi sıralamasında da 16. sıradayız. Hava kuvvetleri sıralamasında ise 9. sırada görünüyoruz. Ancak savaş uçak gücü sıralamasında 15. sıradayız. Üstelik F-35 projesinden çıkarıldığımızı da burada hatırlamakta fayda bulmaktayım. Bu sıralamalarda yukarılara tırmanmak zorundayız. Özellikle savaş uçak gücümüz açıkça yetersiz durumdadır. Savunma Bakanımız yerli savaş uçağımızın 2032-2033 yıllarında kullanılmaya başlayacağını açıklamıştır. Öyle olsa dahi bu demektir ki 2040'lara kadarki süreçte büyük bir boşluk olacaktır. Herhangi bir zafiyet yaşamamak adına acilen önlem alınmalıdır. Tüm bu nedenlerle bu bütçe yerli savunma sanayi firmalarının teknolojik altyapısını güçlendirmeli, daha fazla bütçe ile ARGE çalışmalarını desteklemeli, özellikle yerli firmalara ARGE konusunda destek verilmeli, genç mühendislerimize olanaklar tanımalıdır. Bu bütçeyle ülkemizin savunma kapasitesini güçlendirecek, yerli üretimi destekleyecek, istihdam yaratıcı projeler geliştirilmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle Milli İstihbarat Teşkilatı, Savunma Sanayi Başkanlığı ve güvenliğimizi ilgilenen konuların bütçelerinin ülkemizin güvenliği ve bağımsızlığı için stratejik bir araç olduğunu, doğru kullanıldığında, etkin işletildiğinde ülkemizi güçlü yarınlara taşıyacağını belirtmek istiyorum. Biz İYİ Parti olarak meclise girdiğimiz 2018 yılından beri hep olduğu gibi ülkemizin milli güvenliğini ilgilendiren konularda hassas davranarak Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Savunma Sanayi Başkanlığı bütçelerine evet oyu verdik ve bu dönemde yine evet oyu vereceğiz. Bu vesileyle 2024 yılı bütçesinin ülkemize, milletimize, ordumuza ve tüm güvenlik teşkilatlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Yüce Türk milletini ve Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum.